Merhaba arkadaşlar. Kişiden şey bu sizler bekleyin. Kusak oynayacağım arkadaşlar. İyi seyirler dilerim. Çok uzun zaman sonra bir ilk bakış videosu ile beraberiz arkadaşlar. Bu oyun Steam'de 2 liradan 1 liraya düştü ve ben de alayım oynayayım dedim. Sizlere taktikler, ipuçları vesaire vereceğim. İlk önce oyunu anlatacağım. Sonra maça geçeceğiz arkadaşlar. Tabi kişiden kişiye göre değişebilir bu oyun. Ben 70 dakika oynadım ve 70 dakika içerisinde 2-3 taktik öğrendim arkadaşlar. Hem bunları sizlerle paylaşırken hem de oyuna birlikte göz atacağız arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Oyuna girdiğinizde main menü diyor. İşte bu menü karşımıza çıkıyor. Campaign dediği arkadaşlar kariyer modu. Quick Match dediği de sizinle bilgisayar arasında oynayabileceğiniz bir maç. VS Friend dediği arkadaşınızın da Loco Soccer oyunu alması lazım ki siz de arkadaşa oynayın. Training modunu pek tavsiye etmem. Nedenini sorarsanız arkadaşlar biraz hani profesyonel olmaya yönelik alıştırma modu olmuş bu. O yüzden de oyunu alırsanız siz Quick Match'te başlayın, sonra campaign falan oynayın. Şu üçü arasında campaign yani kariyer moduna girmeden önce sizlere 3 tane seçenek veriyor. Kolay mod, orta mod ve zor mod arkadaşlar. Ben kolay modu seçtim daha yeni olduğundan dolayı. Onun dışında campaign yani kariyer modundan kazandığımız paralarla bir şeyler alabiliyoruz arkadaşlar. Shop diyor, 13 dolar diyor. Yani mesela kulüp üniformaları, ondan sonra şapkalar, gözlükler ve toplar alabiliriz biz. Mesela göstereyim ben sizlere. Mesela şuradan Fransa takımı, Marsilya, Fransa'nın milli takımı gibi şeyler alabilirsiniz. Mesela yüz ifadeleri de değişiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani yüz ifadelerinizde seçebilirsiniz. Onun dışında ana menüyü anlattığıma göre oyuna geçelim. Sağ üst tarafta Default Ball yazıyor. Ne kadar attığımız gol falan yazıyor. Ben bir tane top aldım Total 50 diye. Ben bunu şimdi deneyeceğim 24 dolara. Her neyse Cups dedi arkadaşlar. Bu kupalar. Bu hani aldığımız zaman mesela örnek vereyim. Mesela burada 25 dolarımız olsaydı burada bu diyecekti. Bunu aldığımız zaman atıyorum bir yıldız çıktı. Bu bizim kendi takımımızın yıldızı oluyor. Fakat üniformaya yıldız ekleyemiyoruz. İşte böyle bir saçmalık var. Bundan da zaten şeyleri değiştirebiliyorsunuz. Kolay mod mu, orta mod mu, zor mod mu? Ben zaten easy'yi seçtim. Her neyse maçımıza başlayalım. Kurkeo. Ben bu takımı bir yerden biliyorum. Ama neydi? Mesela teminki rakibim benim Real Madrid'di. Ama oyun onu Real Madrid diye yazdı arkadaşlar. Her neyse sizlere ufak ufak taktikler vereyim. O out of bounds dedi. Yani out yok, corner yok, touch atışı yok. Sadece santra atışıyla oynanış var. Allah Allah dur dikkat Allah direkt ikinci pozisyon yine direkt üçüncü. Hayır be attılar valla. Oyun biraz karmaşık. Kişiden kişiye göre değişebiliyor arkadaşlar. Taktiklere geçersem. İlk önce bir maçı nasıl oynayabilirsiniz? D ile ileri gidiyorsunuz. A ile geri geliyorsunuz. W ile ve space ile sıçrayabiliyorsunuz. Onun dışında 1'e bastığınızda kaleciyi alıyor. İkinciye bastığımızda defansa alıyor. Üçüncüye bastığımızda forvete alıyor arkadaşlar. Yani kişi değişimi böylelikle oluyor. Onun dışında shift'e basarsak turkuaz rengi gibi bir mavi renk oluyor dışında arkadaşlar. Böyle yuvarlanıp atağa geçebiliyoruz. Yani öbür adamları sıçrayarak geçmek zor olduğu için biz şey yapıyoruz. Shift'e basarak adamları geçiyoruz ve röveşata gibi bir şutlar falan çekebiliyoruz. Ama şansa mesela ben dışı röveşata olmadı mesela. Yani şansa da gol olabiliyor. Topun takıldığı yerler de var arkadaşlar ve gol zaten. Saçma, böyle saçma bir gol yani arkadaşlar. Onun dışında maalesef uzatma modu yok. Uzatma modu olsaydı eğer hani bu oyun cidden hani güzel olurdu. Onun dışında son artık mesela 90+5 diyeyim, kayıp zaman işareti verildi diyeyim. 90+5 falan verildiğinde
kontra atağa çıkın ama kalecinize sakın çıkarmayın. Öyle bir risk almayın arkadaşlar. Çünkü topun nereye gideceği belli olmuyor. Yani saçma sapan goller de yiyebilirsiniz. O yüzden kaleciniz kendi kalesinde kalsın. Risk almayın. Beraberlik iyidir yani arkadaşlar. Bu arkadaşınız oynarken de geçerli. Üçüncü taktiğe gelirsek de mesela biz kaleci modunu aldık. Yani 1'e aldık. 1'e bastığımızda kendi kalemize bir gelelim. Orada anlatacağım arkadaşlar. Hadi be, hadi atağa çıkın. Atağa çıkın, Allah aşkına çıkın. Allah, dur, gol mü geliyor? Hadi çek röveş atayı. Çok kötü ve gol mü? Gol. Kaleciden sekti. Böyle saçma goller de olabiliyor arkadaşlar, dediğim gibi. O yüzden fazla risk almanızı tercih etmiyorum ben. Onun dışında iki tane taktik kaldı. Bir kendi kalecimize kalsın, bir izin vereyim. Mesela biz 1'e bastık ve kendi kalecimize geldi. Shift'e sakın basmayın. Shift ancak artistlik hareketler için kullanın. Yani eğer quick match yapıyorsanız ya da kariyer modu yapıyorsanız Shift'i kaleci için kullanın. Onun haricinde Shift'i kaleci için asla kullanmayın. Çünkü dik durması zorlaşıyor kalecinin. Yani öyle olduğu gibi kalıyor. Mesela şimdi ben göstereceğim. Shift'e bastım, böyle yaptım, Shift'i bıraktım. Adam ters durdu mesela arkadaşlar. O yüzden de Shift'i kaleci için sakın ve sakın kullanmayın. Asla kullanmayın yani. Onun dışında başka verebileceğim taktik yok galiba. Neyse, biz şimdilik oyunumuza bakalım. Taktik aklıma gelince veririm ben biraz daha. Mesela şimdi oyun kilitlendi. Bir tane daha taktik vardı. Eğer kol kola girerseniz taktiği. Onu vereceğim. Eğer bir olursa. Biz bir ama kurtarmak lazım bu topu buradan. Üçüncü alalım. Üçü alalım. Ofans modunu alalım. Ofansif şu anda gidiyor. Hadi hadi. Hadi oğlum. Evet, güzel. Shift'e bas şimdi. Hayır be, kazalı öyle yaptım, biliyorsunuz mu? Hadi hadi. Gol mü? Evet, hayır be. Tamam, devam et. Üçüncü yal. Heh. Ve ilk yarı bitti. Bir de istatistik bakımından iyi arkadaşlar. Kaç kere zıpladığımızı ve kaç kere topun direkten döndüğünü gösteriyor arkadaşlar. 8 kere shift kullanmışız. Onlar 0 ama onlar da kullandı ya. Ya da kullanmadı. Ben yanlış görmüş olabilirim. Şöyle atla geç. Risk aldım. Sakın gelme. Gelme sakın. Allah'ım. Çabuk el. Allah'ım. 3-2. İşte saçma. Böyle saçma olay oldu. Dikkatli oynamalıyım şimdi. Dikkatli oynamalıyım. Atmalıyım gol. Gol atmalıyım. Bari bir tane gol atayım da berabere bitsin ve gol. Kendi kalelerine attılar. Mesela dikkat etmek için şöyle yapın. Bir de shift'e basın. Bitti. Yani. Bu arada eğer iki kişi oynayacaksanız da, yani iki kişi oynama seçeneği var. Fakat ben onu denemediğim için bilmiyorum. Sağ shift'le ikinci player, yani ikinci oyuncu ve numpetlerle oynanıyor sanırsam. Yani tam ona bakmadım açıkçası. Her neyse, çabuk atağa dön, atağa git. Kaleci çeldi. Oyunda hakemler bir saçma. Yani oyunda hakem karışmıyor fakat hakem koymuşlar. Mesela düdük çaldım, top dışarı çıktı mı düdük çalıyor. Ancak bu işe yarıyor. Onun dışında şu kenardaki eleman ise kayıp zamanı gösterme işine yarıyor. Çabuk şunu çel, şu topu. Evet. Atağa çık, çık atağa. İkinci şu anda defansla çıkıyoruz atağa. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Ofansla defans hiçbir şey fark etmiyor. Hadi çabuk devam. Evet, evet, güzel kurtarış. Güzel bir kurtarış. Shift'ten çıkar bunları. Evet, shift'ten bir çıkarmak lazım. Çıkardık. Ofansa gittik. Direkten dönüyor. İkinci pozisyon ve dışarıda. Maalesef arkadaşlar. 3-3 bitirmemek istiyorum ben bu maçı. Şimdi shift'i kullan. Uf, bak. İnşallah gol olur. Yani revaş atı inşallah bir tane de olur. Yap be, yapmadı. Çünkü temin top bizdeydi sanırsam.
Yani neyse. Başlatma topu bizdeydi sanırsam yani. Onu demeye çalışıyorum. 3 metre, 2 metre olmadı. Çabuk kendi halinize gelin. Neyse, defans da çık hata o zaman. Defans da çık. Defans da çık, 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 evet. Uf, 5-3. İşte bu duruyu be. 70. dakika, artık rahat rahat oynayacağım. Bir de kol kola girme şeyi vardı. Kol kola giremediğimiz için o taktiği yine de vereceğim ben. Yani oyuncular o pozisyona gelmedi. Fakat ben o taktiği vereceğim. Eğer siz neydi onun adı, kol kola girerseniz şöyle bir vur, tekrardan aynı taktik olmayacak. Eğer siz kol kola girerseniz de arkadaşlar WASD, W diyorum pardon, sıçrama ile kurtulmaya çalışın. WD veya WA gibi bir şeyler yapmaya çalışın. Ama eğer mesela atıyorum şu iki oyuncuyu görüyor musunuz? İşte o iki oyuncuyu mesela ikisi de kollarını şey oldu. Neydi onun adı? Kol kola girdiler. Nasıl kurtulacağız? Mesela D'ye basarsanız o çıkmayacak. A'ya basarsanız o çıkmayacak. O yüzden de diyorum ki işte jump'la yani space ya da W ile WA falan yapın. Ya da direkt W'ye basın arkadaşlar. Bu size gerçekten yardımcı olacaktır. Onun dışında çabuk kurtar. Evet, devam et. Evet. Ama hadi hadi, gol olmayacak o. Yok. Bir de maç 10 dakika arkadaşlar. Maç ayarlama zamanı yok. Bir de o kötü olmuş açıkçası. 6-3 oldu. Bir de zorluk modlarına göre arkadaşlar şey oluyor. Zorluk modu ayarlanabiliyor kariyer modunda arkadaşlar. Campaign modunda yani. Easy mod, medium mod ve hard mod var arkadaşlar. Kariyere girilmeden önce veya kariyerde easy moddan sıkıldınız mı? Bir tane ayar var, onu göstereceğim. Öylelikle şey yapabiliyorsunuz. Oyun modunu değiştirebiliyorsunuz. Hadi be yavrum. Hadi. Hadi atağa çık. Güzel atak, gol getirir. Hadi. Vay be. Siyah sakalın çok güzel olmuş biraderim. Bak. Siyah sakalın müthiş olmuş. Kaleci. Helal olsun sana. Her neyse 7-3 bitirdik. Continue diyeyim. Easy mod olduğu için 3 dolar. 4 gol attığımız için 20 dolar. 10 üstü yani 10 tane direkt olsaydı onun için ayrı bir para. 30'dan küçük shift'i kullandığımız için de 5 dolar, toplamda 28 dolar verdi ve toplamda 41 oldu. Onun dışında campaign'e geleyim. Şuraya basarsanız değiştirebiliyorsunuz. Ama ben tavsiye etmediğimden dolayı, ben hala Easy'de oynayacağımdan dolayı değiştirme gereği duymuyorum. Bu geri arkadaşlar, geri işareti. Her neyse onun dışında shop'tan bir şeyler alayım. Mesela ben Paris Saint-Germain. Güzel takım. Paris Saint-Germain al gitsin. Böyle gülümseyen alsın. Gülümseyen mi? Şöyle yapalım. Of, çekici, çekicilik. Süper oldu o. Neyse. Onu da mesela şöyle göstereyim. Bakın oldu. Ama yüz ifadesi neden değişmedi bilmiyorum. Her neyse arkadaşlar, ben bu oyuna 10 üzerinden 7 veririm. Ve bizim karakterimiz çıktı. Güzel oldu. Ben bu oyuna 10 üzerinden 7 veririm. Çünkü biraz eksiklikleri var. Ve eğer dediğim gibi sistem gereksinimizi, eğer bilgisayarınızın sistem gereksinimi düşükse oynayabileceğiniz bir oyun. Yani bu oyunu almanızı tavsiye ederim. Yine bir ilk bakış videosunun sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Günün, abone olsanız, yorum atarsanız, like atarsanız sevinirim.